Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi olduğu için onu soruyorum hemen. Sor. Lezbiyenlik hakkında ne düşünüyorsun? Lezbiyenlik. Yok, yani sadece lezbiyenlik değil, homoseksüellik hakkında, yani eşcinsellik hakkında düşüncemi söyleyeyim. Ya herkes düşüncesinde ve cinsel tercihinde özgürdür diyorum. Yani tek bunu düşünüyorum. Yani senin başına böyle bir şey gelecek olsa kaçmam diyorsun. Belki gerekirse böyle bir şey de deneyebilirim diyebiliyor musun en azından? Ha şimdi benim için mi soruyorsun? Tabii senin için. Hayır, eğer konu olarak soruyorsan, lezbiyenliği soruyorsan herkes tercihinde özgürdür hayır, diyorum. Hayır senin eğer, için soruyorum. Ha, benim için soruyorsan. Yani bu kadar rahat baktığın bir şeye belki hepimiz rahat bakıyoruz ama burada soru soran ben olduğum için yani, buradan kurtuluyorum. Yani o zaman kendi cevabımı vereyim. Benim başıma böyle bir şey gelmedi ama ben 3 gün sonra ya da 5 gün sonra eğer böyle bir duyguyla karşılaşırsam bunu yaşamam diye reddetmiyorum. Yani yaşayabilirim diyorum ama şu anda içimde böyle bir duygu yok ama 5 gün sonra ya da 1 ay sonra karşıma öyle bir kadın duygu çıkar var ki. Duygu anlamında değil, denemek istersen, daha doğrusu böyle bir ortamla karşılaştın diyelim. Ya öyle ortamlarla karşılaştım. Bir kere deneyeyim der misin? Yok hayır, yani anlamda. Sadece denemek, yani sigarayı alayım bir deneyeyim diye bunu denemem. Eğer o elektrik olursa ve gerçekten ben olabilir onu hissedersem. Olabilir yani değil mi? İki kadın arasında da böyle olabilir, bir elektrik niye olabiliyor. Olabilir, niye olmasın tabii ki. Olabiliyor, yaşanıyor ama ben de böyle bir şey zaten hayır demem diyorsun. Çünkü yani ama bir röportajından yola çıkarak soruyorum bunu. Yoksa yani şimdiye kadar denememiş olmam bundan sonra denemeyeceğim anlamına gelmez. Ama sonuçta 5 gün sonra ne olacağımız da belli değil. Ya da 1 sene önceki, 2 sene önceki düşüncelerimizle 3 sene sonraki düşüncelerimizin de ne olacağı belli, ne olacağı belli değil. Soner sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence eşcinsellik çok ters mi yoksa insan seçimini yani kişisel yapar mı? Olarak baktığım zaman gerçekten çok samimi bir şey söylemek çok zor. Gerçekten zor. Kişisel olarak söylemeyeceğim ama geniş baktığımda o kadar daha başka sorunlar, o kadar daha büyük meseleler var ki bu eğer yaşadığın toplumu başka yerlere taşımıyorsan, kendini bilmeyecek insanları yanlış şeye yönlendirmiyorsan bence zararı yok diye düşünüyorum. Yani herkes eğer bunu kendi bireyselliği içinde yaşayıp senin de çünkü bir röportajında mı bir yerde saçının rengini evet, değiştirdiğin zaman insanlar bana sanki eşcinsel gözüyle bakıyorlar gibi hissettin yok, mi? Yok soru şeydi böyle bir şey bakış açısı olabilir mi diye sordular. Ben de dedim ki yani bu insanın dış görünüme yaptığı bir şeyle bu tip şeyler yüklenemez. Çünkü insan son derece işte kravatıyla, elbisesiyle bilmem ne içinde olup bunu yaşayabilir. Bu insanın bir ruh hali ve özeli olmalı. Başka yerde bunu istediği gibi yaşayabilir dedim. Tabii. Yani bunu, bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu konuda yine. Şimdi çevremizde o kadar yoz ilişkiler var ki eğer bir eşcinsellik ya da bir lezbiyenlik gerçekten duyguyla ve sonuna kadar yaşanacaksa ben bunu diğer ilişkilere tercih ederim. Hmm. Yani eğer gerçekten duygu varsa ve güçlü bir elektrik varsa böyle bir ilişkiyi daha çok onaylıyorum. Yani evet. Tabii ki yani kalkıp da her gün başka bir insanla ya da çıkar üzerine dayanan ilişkiler yaşamaktansa bu tür bir ilişkiye daha saygıyla bakabiliyorum. Yani